değerli arkadaşım kazanım 90'lı yine karşındayım. Burada iki tane güzel soru çözeceğiz. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından nasıl yani yorum sorusu. Bize fonksiyonun grafiği verilecek gerek fx'in grafiği gerek fx'in türevin ya da ikinci türevinin grafiği tam hatırlamıyorum. Bunlar üzerinde ekstremum noktalarını dönüm noktalarını hepsini yani birinci ve ikinci türevin yorumunu yapacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım ikimize de iyi dersler diliyorum. Birinci soru gelmeden önce sana şöyle birazcık e, yapmamız gereken yorumlardan bahsedeceğim. Şimdi beni çok sıkı dinle. Şunun üzerinde bir takım alış e, işlemler yapacağım, A, anlatımlarım olacak. E, ekstrem noktalar için, yani birinci türevin yorumu için, ekstrem noktalar için, ekstrem noktalar için ve dönüm noktası, yani birinci türevin geometrik yorumu, birinci türev yorumu. İkinci türev yorumu. Nedir? Konkav konvekslik. Konkav konvekslik. Ve dönüm noktaları için. Şimdi burayı iki parçaya bölüyorum. Birinci türevde. Pardon. Birinci türev demişim. Fonksiyonda. f(x)te, f(x)te. Örneğin karşımızda bir fx'in grafiği var. Ekstremum noktalarını bulurken Buraya da bir grafik çizelim. Beni lütfen iyi dinle. Buraya da aynı şekilde bir grafik çizelim. Bu da fx olsun. Şimdi fx'te biz e, Yerel maksimum, yerel minimum noktalarını bulurken neye bakıyorduk? Artanlıktan azalanlığa geçtiği noktalar, örneğin şurası. Azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalar e, nedir? Yerel bu maksimum, örneğin bu yerel minimum noktaları değil mi? Bunlar fonksiyonumuzun ekstremum noktalarıydı, unutmayalım. Ancak fonksiyonumuzun türevinin grafiği verilmiş olsaydı, bu ifade fonksiyonu türevinin grafiği olmuş olsaydı, biraz daha düzgün bir grafik çizeyim. Evet. Bu da fx'in grafiği olsaydı. fx'in türevinin grafiği olsaydı. Şuraya fx'in ikinci türevini yazmışım pardon. Şunu sileyim. fx'in ikinci türevinin grafiği olsaydı. Burada ekstrem noktaları ne yapıyorduk? İşaret, işaret oluşturarak bulmaya çalışıyorduk. Eksi 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 artı artı grafiğe işaretler veriyorduk. Doğru mu? Eksi 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 artı artı artı. Burası yerel maksimum pardon yerel minimum. Şurası artıdan eksiye geçti yer. Yerel maksimum. Şurası da yerel minimum noktasıydı. Yani işarete bakıyorduk. Şimdi gelelim burada da fx'de x dönüm noktasına nasıl bakıyoruz? fx'in türevinde nasıl bakıyoruz dönüm noktasına? Dönüm noktasına bakacağız. Dönüm noktasına bakacağız. Yani birinci fx'de türevinde ve ikinci türevde dönüm noktalarını nasıl yorumlayacağımızı burada hatırlatmış olacağım. Ee, evet. Bunu da aynı şekilde çizelim. Yine aynı şekilde bir grafiğimiz olsun. Yalnız bu fonksiyonumuzun türevinin grafiği. Bir grafik daha çizelim. Malum burası ikinci dereceden türevde ifade ettiği için 3 tane grafiğim olacak. Şimdi değerli arkadaşım beni dikkatle dinle. Dönüm noktasına nasıl bakıyorduk? e, ee, fx'te dönüm noktasına bakarken iç bükeylikten dış bükeyliğe döndü. Şu nokta virajın tam hassas noktası fonksiyonun dönüm noktasıydı. Doğru mu? Şimdi buraya bakalım. fx'in türevinde neye bakıyorduk? Aynı fx'te dönüm ekstrem noktalarına nasıl bakıyorsak buradaki mantık da öyle. Yani artanlıktan azalanlığa geçtiği noktalar dönüm noktasıdır. Azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalar gibi düşünebilirsin. Dönüm noktası. Yani fx'te nasıl ekstremum noktasının mantığına bakıyorsak fx'in türevinde de dönüm noktasına aynı prensiple bakıyoruz. Ee, fx'in ikinci türevinde de dönüm noktasını e, konkav konveks oldu aralıkları bulmak istiyorsak yine işaret tablosu oluşturuyoruz. İşaret tablosu oluşturuyoruz. İşaret tablosu. Buralar fx altta olduğu için eksi buralarda artı diyoruz. Yani şu noktalar nedir? Dönüm noktalarıdır bu noktası, bu nokta nedir? Dönüm noktasıdır. Arta, yani konveksten konkavla iç bükelikten dış bükeliğe geçtiği noktalar. Pardon. Geri geleyim değerli arkadaşım. şekli kopardık. Evet. O zaman ne oldu? Şu noktada yine aynı şekilde dönüm noktası olacaktır. Yani fx'in türevinin de ekstrem noktaları nasıl bakıyorsak fx'in ikinci türevinde de dönüm noktalarına aynı mantıkla bakıyoruz. Yani bu şekli kafanda çok iyi canlandırmanı istiyorum yakadan çıkıyorum bunun resmini şekli zihnine kazı tabi şunu da hatırlatayım biliyorsun ikinci türev yorumu üniversite sınavında gelmiyor yani ÖSYM'nin soracağı sorular içerisinde bu kazanım yok ancak fen lisesi ve e, nitelikli okullardaki gösterilen programda bu konumuz dahildir maalesef ama bilmende fayda vardır diye düşünüyorum bunlar karşımıza çıkabilir. Şimdi gelelim o zaman kazanım doksanımızı yorumlamaya. Şimdi hemen bakıyoruz. Şekildeki grafiği verilen fx fonksiyonu için aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Tamam e, hangi grafik olduğunu baktık. fx'in grafiği. Fonksiyonun yerel minimum değeri eksi birdir. Hemen bakıyoruz. fx'in grafiğinde fx'de yerel minimum maksimum noktalarını artanlıktan azalanlığa geçtiği noktalar olarak görüyorduk değil mi? Hemen bakalım. O zaman bir de artanlıktan azalanlığa geçtiği için yerel maksimum azalanlıktan artanlığa geçtiği için yerel yerel minimum. O zaman fonksiyonumuzun eksi 1'de ne diyor? Yerel minimumu vardır diyor. Şöyle bir bakalım. F fonksiyonu için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Fonksiyonun yerel minimum değeri eksi birdir diyor. Tamam doğru. Eksi birdir. Yani 5'e eksi bir noktası bu nokta ama değeri de eksi birdir. Hay hay. Doğru. 0 ile 4 aralığında iç bükeydir diyor. Şimdi e, iç bükeylik şuydu değil mi? İçe bükey yani ikinci türevinin sıfırdan küçük olduğu yerler. Yani heh, o zaman biz neye bakıyoruz? E, pardon biz neye bakmamız lazım? İç bükeyle fx de iç bükeyle nasıl bakıyoruz? İç bükey dış bükey değil mi? Şekle e, bu şekilde grafiğe bakacaktık. Dolayısıyla şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman e, neye bakıyoruz? fonksiyonumuzun iç bükey olduğu yerler 0 ile 4 aralı diyor. Yani şuralarda kollar aşağı doğru olduğu için ikinci türevi sıfırdan küçüktür. Doğru mu? Bu tarafta da yani şu noktadan itibaren diyebilir sanırım. fx'in ikinci türevinin de sıfırdan büyük olduğu yerlerde. O zaman bu da doğru değerli arkadaşım. Grafiği ben olduğunca temizleyeyim. Çünkü bir sonraki soruyu çözmek için sıkıntı yaşamayalım. Daha iyi görelim. Tamam bunu da anlattık. Şimdi f'in birinci türevinde sıfırda diyor. Hay hay çünkü bu yerel nedir? Maksimum noktasıdır. Yerel maksimum noktası olmak zorunda olduğundan dolayı sıfıra eşit olmak da değil. Esas mantı nedir? Buradaki teğetin denkliği, teğetin eğimi nedir? Teğetin eğimi m, m, eşittir. Tanjant sıfırdır değil mi? Bunun açısı x eksenine paralel olduğu için o da eşittir işte sıfırdır. O da eşittir işte bu noktadaki türevidir. Evet bu da sıfırdır. Doğru. 4 ile 6 aralığında dış bükeydir. Az önce ifade ettik. Şu aralıkta pozitiftir. ikinci türevi değil mi? İkinci türevi pozitiftir. Dolayısıyla bu da sıfırdan büyük olduğu yerlerdir. 6 ile artı sonsuz aralığında şöyle gelelim. O zaman şuraları bir silelim. 6 ile 6 artı sonsuz aralığında. Yani şu bölgede ne diyor? fx'in türevi birinci türevi sıfırdan küçüktür. Hayır. Bu bölgede artan olduğu için Fonksiyonun birinci türevi sıfırdan büyük olmak zorundadır ki birinci sorumuzun yanlış olan maddesi e seçeneğidir. Geldik fx'in grafiğine. <laughs> fx'in grafiğine hemen dönelim. Fx'in grafiğinde dönüm noktasını e, nitelerken nelere bakıyorduk? Burada artan olduğu bölgelerde yani şuraya kadar olan yerlerde fx'in ikinci türevi bunları da yazalım üstüne sıfırdan büyük azalan olduğu yerlerde de ikinci türevinden sıfırdan küçük yorumlayacağız. Artan olduğu bölgede burada da fx'in ikinci türevi yine sıfırdan büyük. Şurada fx'in ikinci türevi sıfırdan küçük demiştik. İç bükey olduğu için dışa doğru bükey olduğu için. Bu da komple fx'in ikinci türevi sıfırdan büyük. Zaten sıfırdan büyük ya da küçük olduğu yerleri burada bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi bunları bir kere de hatırlattıktan sonra x eşittir 3'te fonksiyonun büküm noktasıdır diyor. Hangi grafik f(x)'in türevi? Biz neye bakıyorduk burada değerli arkadaşım? f(x)'in türevinde az önce de gösterdiğim üzere artan azalanlığa bakıyorduk. Azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta fonksiyonun dönüm noktasıdır. Doğru mu? Evet, fonksiyonun dönüm noktası. Burası da fonksiyonun dönüm noktasıdır. Evet, o zaman x 3 de fonksiyonun dönüm noktasıdır. Büküm yani. Doğru. 6 ile 11 aralığında fonksiyon f dış bükeydir. Şimdi buralarda azaldığı için ikinci türev sıfırdan küçüktür. Buralarda arttığı için ikinci türev sıfırdan büyüktür. Azaldığı için ikinci türev sıfırdan fx'in türevinde bunu yorumluyorduk değil mi? Az önce gösterdim. Dolayısıyla 6 ile 11 aralığında 6 ile 11 aralığında azaldığı için dış bükey ne demek? Bu şekilde ne oluyor? fx'in ikinci türevinin sıfırdan büyük olduğu yerler demektir. Dolayısıyla bu maddemiz nedir? Ee, bu maddemiz yanlıştır. İç büke olacak. İç büke. Gelelim x eşittir 1 de gelen maksimumlardır. Türev dediği için türevi bu türevi ekstrem noktalarını e, birinci türevde yorumlayacak olursak köklere bakıyorduk değil mi? İşaret tablosundaki köklere bakıyorduk. Şöyle artı 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 eksi 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 burası yerel maksimum noktasıdır. Bizden de bize söylediği şey x eşit bir yerel maksimum vardır. Bu da doğrudur. f'in ikinci türevinden 6 sıfırdan büyüktür diyor. Hayır biz ne demiştik? İkinci türevin sıfırdan küçük olduğunu az önce belirtmiştik değil mi? Azalan olduğu için. Bu da yanlıştır. f'in yerel ekstremum noktaların absistleri toplamı 16'dır diyor. Ekstremum noktaların apsisleri toplamı. Şimdi burası da eksiden artıya geçtiği yer. Bu da yerel ekstremum. Yerel ekstremum. Artı buralar eksiye geçtiği yer burada yerel ekstremum noktasıdır. O zaman 11 artı 6 ee, bir dakika şöyle bir bakalım. 11 artı 6 olur mu? 4 düzeltiyorum. Artı kaçtır? 1'dir. Bunları toplayacak olursak bu da 16 yapacaktır ki bu da doğrudur. O zaman sorumuzun doğru cevabı ikinci ve son sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Umarım anlatmaya çalıştığım şeyi zihninde iyi canlandırmışsındır. Yani e, kazanımın başındaki çizdiğim grafikler şeklinin aklının bir köşenin kenarına lütfen onu kazıman istiyorum. Mutlak, mutlaka bu tür yorum içeren sorularda onu çok iyi, o senin çok iyi işine yarayacaktır. Anlaştık mı? Bu şekilde kazanım 90'da sonuna geldik. 91'de görüşmek üzere. Hoşçakal. kal